Günlerden bir gün, Oğuz yurdunda otururken üstüne düşman geldi. Gece içinde ürktü, göçtü. Kaçıp giderken Aruz kocanın oğlancığı düştü, geride kaldı. O garip oğlancığı bir aslan buldu, götürdü, besledi ve büyüttü. Gün oldu, Oğuz yine yurduna kondu. Bir zaman sonra Oğuz Han'ın aylakçısı gelip haber getirdi ki sazlıktan bir aslan çıkıp at vurur. Yürüyüşü adam gibi. At basıp kan sömürürmüş. Bunu duyan Aruz doğruldu. Bu ürktüğünüz vakti zamanında belki benim düşen oğlancığımdır dedi. Beyler at bindiler. Hep birlikte aslan yatağı üstüne yalın kılıç yürüdüler. Aslanı korkutup kaçırdılar. Oğlanı tuttular. Aruz oğlanı alıp evine götürdü. Şatlık etti, yediler içtiler. Ama oğlanı ne kadar diletseler de, ne kadar geri getirdilerse de tutamadılar. Oğlan geri aslanın yatağına vardı. Nitekim gidip oğlanı tekrar getirdiler. Dedem Korkut geldi. Oğlanım, sen insansın. Hayvanla dost olma. Gel, yahşi ata bin, yahşi yiğitlerle iş yürüt. Abinin adı Kıyan Selçuk'tur. Senin adın Basat olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin dedi. Oğuz bir gün yaylaya göçtü. Aruz'un bir çobanı vardı. Adına Konur Koca Sarı Çoban derlerdi. Bu çoban her daim Oğuzların önünde geçer, yol gösterirdi. Uzun Pınar adında Oğuzlar arasında meşhur bir pınar vardı. O pınara periler konmuştu. Oğuz'un önünden göçen Sarı Çoban pınara yaklaşınca kanat kanata bağlamış uçan peri kızlarını gördü. Kepeneği üzerine attı ve birini tuttu. Tamah edip derhal cima eledi. Zorla peri kızına sahip oldu. Peri kızı nihayetinde kanat vurup uçtu. Ey çoban, yıl tamam olunca ben de bir emanetin var. Gel al. Ama bilesin ki Oğuz'un başına bir zeval, bir felaket getirdin dedi. Zamanla Oğuz yine yaylaya göçtü. Oğuz'un önünde giden çoban yine bu pınara geldi. Orada Işıl ışıl parlayan bir yığınak gördü. Peri kızı geldi. Çoban, emanetin bu yığınaktadır. Gel al. Ama bilesin ki Oğuz'un başına zeval getirdin, dedi. Çoban sapanıyla yığınağı taşa tuttu. Vurdukça büyüdü, genişledi. Nihayetinde çoban korktu, koyun ardına düşüp kaçtı. Meğer Bayındır Han ve beyleri seyrana çıkmışlardı. Nihayetinde bu pınara varınca ışıl ışıl bir yığınağın yattığını gördüler. Yığınağın yanına inip etrafını sardılar. Bir yiğit indi. Yığınağı tekmeledi. Teptikçe büyüdü. Birkaç yiğit daha indiler. Teptiler. Aruz Koca da indi, tepti. Nihayetinde yığınak yarıldı. İçinden bir oğlan çıktı. İnsan olmasına insandı. Ama başında bir gözü vardı. Aruz bu oğlanı aldı. Eteğine sardı. Hanım, bu oğlanı bana verin. Oğlum Basat'la besleyeyim, büyüteyim. Bir nice yiğit olsun, dedi. Bayındır Han kabul etti. Aruz, namı diğer tepegözü sahiplendi, aldı, evine götürdü. Bir süt anne buldu. Oğlan süt anneyi bir kez emdi, sütünü aldı. İkinci kez emdi, kanını aldı. Üçüncü kez emdi, canını aldı. Kaç süt anne getirdilerse helak etti. Baktılar ki olmaz, sütle besleyelim dediler. Günde bir kazan süt yetmedi. Nitekim böylece besleyip büyüttüler. Oğlan ayaklanıp gezer oldu, oğlancıklarla oynar oldu. Oğlanların kiminin burnunu, kiminin kulağını yemeye başladı. Nitekim insanlar bunun yüzünden çok incindiler, aciz kaldılar. Aruz'a şikayet edip ağlaştılar. Aruz tepegözü dövdü, sövdü olmadı.
yasak eyledi uslanmadı. Sonunda dayanamadı ve Tepegöz'ü evden kovdu. Tepegöz'ün peri anası gelip oğlunun parmağına bir yüzük geçirdi. "Oğul, sana ok batmasın, tenini kılıç kesmesin," dedi. Tepegöz Oğuz'dan çıktı. Bir yüce dağ vardı. Yol kesip adam öldürmeye başladı. Büyük harami oldu. Oğuzlar baktılar ki Tepegöz eşkıya olmuş. Nice yiğitlerin yolunu kesip canını alıyor. Üzerine birkaç yiğit gönderdiler. Korkut sinirli sert yaylar gelip ok attılar, batmadı. Kara Polat öz kılıcı vurdular, kesmedi. Temrini has Polat mızraklarla saldırdılar, işlemedi. Çoban, çocuk, kadın, adam kalmadı, hep yedi, bitirdi. Yiyecek insan kalmayınca döndü, Oğuz'dan adam yemeye başladı. Oğuz toplanıp üzerine vardı. Tepegöz geldiklerini görüp kızdı. Bir ağacı yerinden söküp attı, 50-60 yiğidi helak eyledi. Alplerbaşı Kazan'a darbe vurdu. Kazan'ın kardeşi Karagöne, Tepegöz'ün elinde zebun oldu. Düzen koca Alp Rüstem gibi bir yiğit, Uş'un koca oğlu gibi bir pehlivan, Tepegöz'ün elinde şehit oldu. Aksakallı Aruz Koca'ya kan kusturdu. Oğlu Kıyan Selçuk'un ödü yarıldı. Nice yiğitleri böylece helak eyledi. Oğuz nihayetinde Tepegöz'le baş edemedi. Ürktü, kaçtı. Tepegöz çevirip önünü aldı. Bırakmadı ki Oğuz gitsin. Tam 7 kere at tepen Oğuz'u çevirdi. En sonunda Oğuz'un erleri Tepegöz'ün elinde tamamen zebun oldu. Vardılar. Dede Korkut'u çağırdılar. Akıl danışıp fikir sordular. Bir nice fikir danışıp tartıştıktan sonra nihayet Dede Korkut'u Tepegöz'e gönderdiler. Dedem Korkut geldi, selam verdi. "Oğul Tepegöz, Oğuz elinde zebun oldu, bunaldı. Ayağının toprağına beni saldılar. Sana haraç vereyim derler," dedi. Tepegöz yemek için günde 60 adam istedi. Korkut Ata konuştu. "Bu şekilde sen Oğuz'da adam komaz tüketirsin. Ama sana günde 2 adam ile 500 koyun verelim," dedi. Tepegöz'e bu teklif hoş geldi. "Peki, öyle olsun. Evet, bana hem 2 adam verin, aşımı pişirsin, ben yiyeyim," dedi. Böylece sözleştikten sonra Dede Korkut yurduna döndü. Oğuz'a gelip söyledi. "Yünlü Koca ile Yapağlı Koca'yı Tepegöz'e verin, aşını pişirsin ve günde 2 adam ile 500 koyun gönderin," dedi. Oğuzlar razı oldular. 4 oğlu olan birini verdi, 3'ü kaldı. 3 oğlu olan birini verdi, 2'si kaldı. 2 oğlu olan birini verdi, 1'i kaldı. Kapak Kan derler bir er vardı. Bu erin 2 oğlu vardı. Birini Tepegöz'e vermişler, biri kalmıştı. Dönüp dolaşıp sıra yine onlara gelmişti. Anası feryat edip ağladı. Kalan tek oğlunu Tepegöz'e vermek istemedi. Meğer Aruz oğlu Basat gazaya gitmişti ki tam o sıralarda geri döndü. Kapak Kan'ın hanımı dedi. "Basat şimdi Akın'dan geldi. Varayım, belki bana bir esir verir, oğlancığımı kurtarırım." Tuttu Basat'ın yanına vardı. Basat altınlı gölgeliğini dikmiş otururken içeri girdi. Selam verip feryat etti, ağladı. "Erdebil teke boynuzundan katı yaylı, iç Oğuz'da dış Oğuz'da adı belli, Aruz oğlu Basat, bana medet," dedi. Yalancı dünya yüzünde bir er ortaya çıktı. Yaylımına Oğuz ilini kondurmadı. Kargı mızrak oynatanlar saplayamadı. Kayın oku atanlar kar kılmadı. Alplerbaşı Kazan'a bir darbe vurdu.
kardeşi Karagön'e elinde zebun oldu. Aksakallı baban Aruz'a kan kusturdu. Kardeşin kıyan Selçuk'un ödünü patlattı, can verdi. Büyük Oğuz beylerinin kimini zebun edip kimini şehit eyledi. Günde iki adam 500 koyun istedi. Yünlü Koca ile Yapağlı Koca'yı ona hizmetkar verdiler. Herkes bir oğulcuğunu verdi. Ben de iki oğlumdan birini verdim. Ama sıra yine bana döndü. Diğer oğlumu da isterler. Bana medet ey oğul, dedi. Basat'ın gece gibi kara gözleri kan yaşla doldu. Kardeşi için ağladı. O hatun kişiye bir esir verdi. Var ki oğlunu kurtar, dedi. Hatun esiri aldı, oğlunun yerine verdi. Basat, babası Aruz'un ve anasının yanına gitti. Ellerini öptü, görüştüler, ağlaşıp yas tuttular. Nihayetinde Basat, babasına ve anasına Tepegöz'e karşı geleceğini söyledi. Aruz kocanın ve anasının türlü yalvarmaları fayda etmedi. Basat, okluğundan bir tutam ok çıkardı, beline soktu. Kara Polat öz kılıcını kuşandı. Yayını omzuna taktı. Babasının, anasının elini öptü, helalleşti. Basat, obasından ayrılıp Tepegöz'ün olduğu Salahana kayasına geldi. Gördü ki Tepegöz güneşe karşı arkasını vermiş duruyor. Çekti belinden bir ok çıkardı. Korkut sinirli sert yerini çekti. Tepegöz'ün böğrüne bir ok vurdu. Ok işlemedi. Paramparça oldu. Basat bir ok daha vurdu. O da parçalandı. Sadağından nicesini ard arda savurduysa da hiçbiri Tepegöz'ü delemedi. Hepsi pare pare oldu. Tepegöz yemeğini pişiren kocalara "Bu yerin sineği beni usandırdı," dedi. O esnada Basat bir ok daha savurdu. O da parçalandı ancak bir parçası Tepegöz'ün önüne düştü. Tepegöz sıçrayıp baktı. Basat'ı gördü. Eline eline çaldı, kah kah güldü. Basat'ı önüne kattı, tuttu, boğazından sallandırdı, çizmesinin kenarına soktu. Kocalara seslendi. "Bre kocalar, ikindi vakti bunu bana çeviresiniz, yiyeyim," dedi. Döndü yattı, kısa süre sonra uyudu. Horultusu nice çamı, kayını kökünden sarstı. Basat çizmenin kenarına sıkışmış debeleniyordu. Biraz uğraştıktan sonra hançerine ulaştı, çizmeyi yarıp çıktı. Kocaların yanına gidip sordu. "Bre kocalar, bunun ölümü neredendir?" Kocalar, "Bilmeyiz ama gözünden başka yerde et yoktur," dediler. Basat, Tepegöz'ün baş ucuna geldi. Yavaşça göz kapağını araladı. Baktı ki gözü et, gözünden gayrı her yer taştır. "Bre kocalar, şişleri ocağa koyun. Kıssın," dedi. Kocalar şişleri ocağa koydu. Basat uçları alazlanmış, kıpkırmızı olmuş ateş gibi şişleri eline aldı, Tepegöz'ün başına vardı. Adı güzel Muhammed'e salavat getirdi, şişleri Tepegöz'ün gözüne öyle bir bastı ki Tepegöz'ün kocaman tek gözü o anda helak oldu. Acıdan sıçrayan, kendini kaybeden Tepegöz öyle bir nara vurdu ki, öyle bir haykırdı ki dağ taş yankılandı, kendini yere vurduğu kara toprak sarsıldı. Basat sıçradı, mağaraya, koyunun içine kaçtı. Tepegöz bildi ki Basat mağaradadır. Mağaranın kapısını tuttu. Bir ayağını mağaranın bir yanına, diğerini öbür yanına koydu. Koyunları, koçları tek tek bacaklarının arasından geçirdi. Her birinin başını sağdı, kontrol etti. Basat koçun birini tuttu. Boğazlayıp postunu yüzdü, kendi başını örtüp koçmuş gibi yürüdü. Tepegöz, Basat'ın koçuna el atınca
onu tanıdı. Koçun boynuzunu çektiği gibi deri elinde kaldı. Basat Tepegöz'ün bacaklarının arasından sıçrayıp kaçtı. Tepegöz koçun boynuzunu yere çaldı. Oğlanı yere çaldığını düşünüp bağırdı. Ey oğlan, kurtuldun mu, helak mı oldun? Basat söyledi. Tanrım kurtardı. Tepegöz dedi. Bre oğlan, al şu parmağımdaki yüzüğü parmağına tak. Sana ok ve kılıç kâr eylemesin. Basat yüzüğü aldı. Parmağına geçirdi. Tepegöz Basat'ın üstüne saldırdı. Tepegöz hançer çaldı, kılıç vurdu. Sıçrayıp geniş yerde durdu. Tepegöz sordu. Oğlan, kurtuldun mu? Basat cevap verdi. Tanrım kurtardı. Şu kümbeti gördün mü? Orada benim hazinem var. O kocalar almasınlar. Var git mühürle. Basat kümbetin içine girdi. Gördü ki altın akçe boyunca yığılmış, her yan alev alev altınla aydınlanmış. Bakarak kendini unuttu. Tepegöz baktı ki Basat içeri girdi. Şöyle çalayım ki kümbetle darmadağın olsun, yerle yeksan olsun dedi. Basat, Tepegöz kümbeti sarsınca adı güzel Muhammed'e dua etti. O an kümbet yarıldı, yedi yerden yedi kapı açıldı. Basat birinden dışarı çıktı. Tepegöz kümbete elini soktu. Kümbet yerle yeksan oldu. Tepegöz seslendi. Oğlan, kurtuldun mu? Sana ölüm yokmuş. Şu mağarayı gördün mü? Orada iki kılıç var. Biri kınlı, biri kınsız. O kınsız keser benim başımı. Var getir, başımı kes. Basat mağaranın kapısına vardı. Gördü ki bir kınsız kılıç bir zincire bağlanıp tavana asılmış, durmadan iner çıkar. Ben buna tekinsiz yaklaşmayayım deyip kendi kılıcını çıkardı. Kınsız kılıcı uzattı. Asılı olan kılıç Basat'ın kılıcını ikiye böldü. Vardı bir ağaç getirdi. Kılıç onu da böldü. Sonra yayını eline aldı. Okuyla kılıcın asılı olduğu zincire vurdu. Kılıç düşüp yere gömüldü. Basat yere gömülen kılıcın sapından tuttu, çekti çıkardı. Geldi, Tepegöz'e seslendi. Bre Tepegöz nicesin? Tepegöz şaşırdı. Ey oğlan, sen daha ölmedin mi? Sana ölüm yokmuş. Kardeşler birbirine kıymaz. Kıyma bana, dedi. Basat söyledi. Sen ki ak sakallı babamı ağlatmışsın. Ak pürçekli anamı bozlatmışsın. Kardeşim kıyanı öldürmüşsün. Kara Polat öz kılıcımı tatmadan, tepeli böklü başını kesmeden, alaca kanını yeryüzüne dökmeden, kardeşim kıyanın kanını almadan bırakmam seni. Basat yerinden kalktı. Tıpkı bir buğra gibi Tepegöz'ü dizi üstüne çökertti. Tepegöz'ün kendi kılıcıyla boynuna vurdu. Sürükledi, kapıya çıkardı. Yünlü koca ile yapalı kocayı Oğuz'a haberci gönderdi. Kocalar akboz atlara binerek koşturdular. Büyük Oğuz illerine haber götürdüler. Nitekim büyük Oğuz beyleri yetiştiler. Salahana kıyısına geldiler. Tepegöz'ün başını ortaya getirdiler. Dedem Korkut gelip şatlık çaldı. Gazi erenlerin başına ne geldiğini söyleyiverdi. Karadağ seslendiğinde işit versin. Kanlı kanlı sulardan geçit versin. Erlikle kardeşinin kanını aldın. Büyük Oğuz beylerini yükten kurtardın. Kadir Allah yüzünü ak etsin Basat.